Evet, günaydın arkadaşlar. Merhabalar. Güzel bir güne uyandık. İyisiniz inşallah. Herkese sevgiler, saygılar. Evet arkadaşlar. Dün bir arkadaşımızın da RKS Stimulate almasına sanırım yani caymazsa vesile olduk. Ben bu motoru seviyorum. Tavsiye de ediyorum. Alternatif bir motor olarak görüyorum. Bazı Japon markalarına. Dolayısıyla soranlara da tavsiye ediyorum. 2 yıldır kullanıyorum. 2. yılımdayım. 2. yıl bitiyor, artık 3. yıla gireceğim. 2017 model motorum daha bugüne kadar bana herhangi bir aksilik çıkartmadı. Hal böyle olunca kalitesinden eminim. O nedenle gönül rahatlığıyla tavsiye ediyorum herkese. Durum bu. Sıkıştık mı? Durum bu. Almak isteyenler varsa fiyatı da benzer Honda'ların altında ama kalitesi Honda'ları aratmaz. Parçaları da Honda'lardan pahalı değil. Servis de Türkiye'nin her yerinde servisi var. Neticede Kuba Motor bunun servisi. O yüzden Türkiye'nin her yerinde servisi de var. Yedek parça sıkıntısı çekmezsiniz. Ayrıca montajı da Türkiye'de yapılıyormuş. Bunu da duyduk. Yanlış bir bilgi değilse eğer. O yüzden sıkıntı çekmezsiniz. Şu arkadaşın egzozundan kaçmak istiyorum. Pataküte pataküte ediyor. Sanırım keyfimi kaçırır.
Evet. Bir taraftan da radyo dinliyorum arkadaşlar. Radyocu arkadaş hafta sonu hobileriniz nelerdir diye sormuş. Konuklar bağlanıyor. Değişik değişik şeyler söylüyorlar. Balığa gitmek, top oynamak vesaire gibi hobiler sayılıyor. Herkesin var kendine göre hobileri. Bizler neler yapabiliyoruz hafta sonu? En büyük hobimiz motosiklete binmek ama pek de binemiyoruz herhalde. Hafta sonu köye gidiyorum abi diyor. Soruyor vatandaşa ne yapıyorsun köyde? Sunucu soruyor vatandaşa ne yapıyorsun köyde diyor. Yani ata binme, trekking, yürüyüş falan diyor. Nelerle uğraşıyorsun hobi olarak diyor. Vatandaş da gidiyor, gidiyorum köye, çay içiyorum abi diyor. Oturuyorum, çay içiyorum. Muhteşem bir manzara var diyor. Oturuyorum, çay içiyorum. Evet, köy var, köy var arkadaş. Halk oyunları diyor vatandaşın birisi. Halk oyunları. Halk oyunları. Ama ciddi anlamda hem spor yaptırır hem de deşarj eder adamı ya. Gerçi hangi yer olduğuna da bağlı da. Evet, bazı halk oyunlarımız hakikaten insana dert küpü yapar. Bazıları. Bazıları dert küpü yapar. Evet arkadaşlar. İş yerime gelmek üzereyim. Tekrar görüşmek üzere inşallah. Herkese iyi günler diliyorum.